Usta TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tümer Ferhatoğlu, rejide Ahmet Bakır var. Bir ses alayım. Ses kontrol. Tamam, ben süper. Ahmet Bakır. Bilgisayarınız bir süre sonra tabii yaşlanıyor. Elektronik malzemelerde yaşlanma oluyor. Fakat bir de içerisindeki termal macunların yaşlanması nedeniyle bilgisayarınızın performansı düşüyor. Özellikle laptoplarda böyle bir durum çok daha fazla. Yaşlanıyor mu, kuruyor mu? Yaşlanma diyelim, kuruma diyelim. Çok önemli değil, ne oldu? Yaşken kuruyor. Yaşken eğilir. Şimdi elektronik komponentlerin yaşlanması ile ilgili çok fazla yapılabilecek bir şey yok. En fazla yapılabilecek nedir? Bir hard disk değiştirmektir. Bir SSD takılır. Biraz daha hani ne bileyim hızlandırabilir. Şişmiş kondansatörler var. Ama şimdi mesela içerisindeki tantal kondansatörler evet bir süre sonra yaşlanıyor. Yapması gereken filtre ya da ne bileyim o enerji ihtiyaçlarını karşılama özelliğine tam manasıyla %100 değil de atıyorum %80 %90 civarlarında karşılık verebiliyor. Bundan dolayı da ciddi anlamda bir yavaşlama olabiliyor. Yani ne yaparsanız yapın 10 senelik bir bilgisayara ne takarsanız takın eski haline dönmeyecektir. O konuda garanti verebilirim size. Ama şöyle bir şey var. Eğer termal pastanız ısı iletkenliği sağlamıyorsa işte o gibi durumlarda sıcaklık yükselmesiyle bilgisayar otomatik olarak işlemci frekansını yani performansını düşürmek durumunda kalıyor. Eğer bunu yapmazsa işlemci yanar. Peki biz ne yapmamız gerekiyor? Termal pasta ve bu şekilde işte termal bakımını düzenli olarak yapmamız gerekiyor. Peki böyle bir duruma neden olmamak için neler yapmamız gerekiyor? Yani daha uzun ömürlü bilgisayarı kullanmak için. Birincisi şöyle sert bir zeminde, yüzeyde kullanmamız gerekiyor. Yani o alt tarafında bilgisayarın fan delikleri var ya onlar kesinlikle tıkanmaması gerekiyor. Şimdi bilgisayarın altına baktığınız zaman şu an ekranda görüyorsunuz. Bakın köşelerde kauçuk takozlar vardır. Bu kauçuk takozlar hem ses yapmaması için herhangi bir titreşim vesaire hem kaymaması için hem de masa gibi sert yüzeylerden alt tarafında boşluk bırakması için var. Eğer siz bunu yorgan battaniye Malatya'da öyle söylerler. Yorgan battaniye gibi yerlerde böyle kullanırsanız termal olarak yani sıcaklık olarak çok zor duruma sokacaksınız bilgisayarı. Bu da parçaların daha kısa sürede yaşlanmasına neden olacaktır. Hiçbir masraftan kaçınmadık. Sizler için atölyede kullandığımız şu cihazı bilgisayarı söktük. İlk önce şu 3 tane vidayı söküyoruz. Buna da ilk defa bakım yapacağız bu vesileyle. İçi falan temiz olduğuna bakmayın. Pek çalışmadığından böyle. Şurada 3 tane vidamız var. Bunu da söküyoruz. Bakın şöyle çekiyoruz. Bu işlerde zorlama olmaz. Eğer zorlanıyorsa da mutlaka bir yerlere sıkışıyor. Tada bakın. Aslanlar gibi buraya birisi beyaz macun sürmüş. Şimdi sen düşündür o. Bizi bilme yok. Valla ben hiç sürmem daha iyi. En kötü ihtimalle buradaki gri macunu şeyle yumuşatırım tinerle hiçbir şey bulamasam. Şöyle sürerim iyi kötü ama beyaz takmam. Çünkü bunların ısı iletkenlikleri 1 watt bölü metrekare. Yani bununla en fazla soğutulacak şey bir entegre olur. Daha da ötesi olmaz. LED mi? Ya LED falan da soğutulur da. Ama yok işlemci soğutulmaz. Çünkü işlemcinin performansını ciddi anlamda etkiliyor. Bunları temizlemek için... Peki usta grilerin kaç watt? Vallahi grilerin 80 watt'a kadar olanları var. 1 metrekare. 1 metrekarede 80 watt'lık bir ısı transferi yapabiliyorlar. Bunu temizlemek için izopropil alkol... Ya da tiner. Tiner de olur. İkisi hangisini seviyorsanız. Hangisi elinizde varsa daha olmadı etil alkol de olur. Olmadı tinmez. O ne ya? Ha öf acayip ya. 1-2 hafta görüşmeyelim mümkünse. Bu arada bu temizlikleri yaparken bataryanın da kesinlikle takılı olmaması lazım. Ne olur ne olmaz. Sökme imkanınız varsa işlemciyi de sökün. Bazı durumlarda işlemci buraya yapışıyor. Çok uzun süre bakım yapılmazsa eğer komple geliyor onunla birlikte. Eğer öyle bir durum varsa arasına yavaş yavaş ıktan işte izopropil alkol ya da tiner dökerseniz o zaman içinde salacaktır. Şöyle güzelce temizledik. Sonra üzerine termal macun sürelim. Termal macun sürelim de ne kadar sürelim? Ne kadar sürelim? Şimdi arkadaşlar bunu böyle zaten videoyu çekme amacımız bu. Ne kadar süreceğiz? Nasıl süreceğiz? Şimdi bunlarda ısınan bölgedir. Çipin kendisi burada olduğu için hani büyük o işlemcilerde olduğu gibi komple bir kapak konmamış buraya. Üzerine şöyle göstereyim. Çizgi halinde sürersek eğer hani ince uzun olduğu için şöyle yeterli olacak diye düşünüyorum. Çok öyle yaymaya gerek yok. Neden? Bakın şöyle bir cam ayarladık sizin için. Bunu bastırdığımızda
şöyle yani sıkıyormuş gibi düşünce soğutucu nerelere kadar gidiyor, nelere dur diyor, nelere izin veriyor. Bakın sıktık. Gördüğünüz gibi her tarafına kendi yayıldı. Sayın kameraman net bir şekilde gösterebildik mi? Evet, şöyle iyice yakına girdim. Açıklamanızı bekliyoruz. Tamam. Şimdi bakın güzelce her tarafına yayıldı. Bu biraz daha sıkacaktır. Şöyle. Bu gayet iyi bir yayılma oldu. Peki. Kötü olan nasıl? Yapılan hatalar nasıl oluyor? Tamam. Kötü yapılanlar genelde buraya o kadar fazla sürülüyor ki termal macun. Kenarlara şöyle kocaman taşıyor. Gösterelim mi? Şöyle bir simülasyonla. Yani gerek yok öyle bir şeye gerek yok kesinlikle. Çünkü zaman içerisinde bunlar da toz tutabilir. Ne kadar fazla toz tutarsa bakın şu kenarında bunun şöyle minnak minnak kondansatörler var. O adam kondansatörleri oraya taktığına göre mutlaka bir işe yarıyordur. Tozdan dolayı eğer orada bir iletkenlik oluşursa iyi değil yani. Bakın. Peki ustam bunun kalın olmasının faydası var mı macunun? İşte macun kalın olduğu zaman buralara kadar taşıyacaktır. Şimdi onu göstereceğim zaten. Bak. Şöyle sürdük. Bir nohut büyüklüğünde. Evet. Bak. Yapıştırıyorum. İyi bakın. Komple kapladı işte. Aynen. Zaman içerisinde zaten bakımsızlıktan kenarlara toz giriyor. Bu sefer de işlemci bozuldu. Ya işlemci normalde bozulacak bir şey değil ki. Ya bunlar iyi değil. Bu olması gereken bir kesinlikle uygulama değil. Tüh yazık oldu ya dünyanın macununa. Bunu ne yapalım? Pahalı da. Pahalı da ya. İyisi valla. 30 dolar ya iyisi yurt dışında. Şişesi adamlar mi? Yok ya gramı ne şişesi. Gramı. Evet bir de şu büyük bir şuna da hazır şey yapalım ya. Değil mi? Sürelim kapatalım değil mi? Tabii. Ben hazır burada vardı bak ben bunu sürerim. Pambikli. Pambikli. Bunu kapatalım ha bu aradan çıksın iyi kötü. Bu arada eğer talep olursa şunun modifikasyonunu da gösterir size. Soğutma modifikasyonu bilgisayar yani laptoplarda. Güçlendireceğiz yani. Tabii güçlendireceğiz. Öyle fanı falan hızlandırmayla alakalı değil. Bayağı soğutma borularını falan artıracağız. Soğutma yüzey alanını artıracağız. Hatta bu bilgisayara bile direkt yapabiliriz. Ne diyorsun hocam? Yapalım. Yapalım nasıl olsa ben yapmıyorum hesabı. İşimizin adı ne? Yapalım gitsin. Tamam yapalım. İşimiz bu bizim. Bu arada fan bakımını da gösterelim mi? Yapmıştık. Videonun linkini koyalım. Bunu yapmadık ya. Bakın şurada tırnakları var. Kimisinin tırnağı olur. Kimisinin de vidası olur. Artık hangisi varsa ona göre gardınızı alırsınız. Şuraya bir tane vida koymuşlar. Hayret. İki tane vida. Evet. Casper yapmaz da normalde böyle şeyler ama. Semin hayalet. Ne yapacağı belli olmaz. Vallahi öyle. Evet. Mal bu. Arkadaşlar genelde laptoplarda kullanılan fanlarda herhangi bir arka tarafında sekman vesaire olmaz. Fanı çektiğinizde gelir. Bakın şu alt kısmı hafif tozlanma yapmış. Onu bir temizleyeceğiz. Şöyle kılları yumuşak bir fırçayla şöyle göstermeye çalışayım. Eğer pervaneyi kırdıysanız geçmiş olsun. Yapıştırmaya çalışırsanız yani balans bozulacağı için eğer rulman yoksa çok kısa sürece zaten yatağı bozacaktır. Ama gittiği yere kadar gitsin çok da önemli değil diyorsanız takın gitsin. Ama gene de değiştirmekte fayda var. Yani onun için kesinlikle çok narin davranın böyle şeylere. Hazır açmışken bir de yağlayalım değil mi? Bu işler için ben kauçuklu gres kullanıyorum. Genelde az bir şey şöyle minnacık bir şey sürmek genelde yeterli oluyor. Buradan bir yere zaten akıp gitme şansı yok. İçiniz rahat olsun. Tam şöyle tutturduk. Canavar. Çok kötü kokuyor ya. Vallahi burnumun direğe düştü. Evet büyük bir işlemci soğutucunuz var. Şu şekilde kurumuş. Gayet kuru bir üzerinde eski bir. Bunun üzerinde de led vardı bu arada. 50 wattlık. Temizlemek için şöyle biraz tiner ya da izopropil alkol sürüyorsunuz. Pambik. Şimdi asıl olay burada. Nasıl sürülmeli? Evet şöyle bol bol sürdük. Bakalım böyle bol bol sürdüğümüzde nerelere ne kadar gidiyor? Hazır mıyız sayın kameraman? Hazırız.
Biraz da zoom yapayım şöyle. Tamam. Bildiğin deniz yıldızıydı az önce. Evet. Demek ki arkadaşlar doğru bir teknikle sürmüşüz bunu. Evet. Yani zaten biraz daha bastıracağı için şey işlemciyle soğutucu arasına evet şöyle güzelce yayılacaktır. Güzel. Hava boşluğu kalmaması. Kalmadı. Mantık bu. Tabii ne kadar az yani soğutucuyla işlemci arasında ne kadar az termal macun var ve her tarafına eşit bir şekilde yayılmışsa zaten istenen durum da bu. Atom işlemcili bilgisayarların bazılarında termal macun yerine termal pet kullanılabiliyor. Çünkü onlar zaten 15 watt'ın tabii 15 watt'ın altındaki zaten işlemcilere, tüketim 15 watt'ın altında olan işlemcilere zaten atom işlemci dendiği için öyle bir durum var. Isı da yok. Yani şöyle bir sistemle çok rahatlıkla mükemmel bir şekilde termal macunu sürebilirsiniz. Gayet güzel. Fiyat performans ürünleri var piyasada, ona bakabilirsiniz. Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarız faydalı olmuştur. Daha çok kişiye ulaşıp daha çok kişiye faydalı olabilmemiz için videolarımızın tamamını izleyip kanalımıza abone olup lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler.